Merhaba. Bugün iç Anadolu konulu bir video çekeceğim. Hazırsak başlayalım. Şimdi ben iç Anadolu'luyum ama doğma büyüme İstanbulluyum. Ve her ne kadar yıllar boyu yatsısam da kendimde bazı iç Anadolu özellikleri elbette ki buluyorum. Sonuçta atalarımızdan getirdiğimiz bir sürü şey var. Şu an memleketteyim. Yani memleketim yüksek sesli söylediğinizde insanların çok böyle tanışmak istemeyeceği türden bir yer. Ama sevdiğim yanları var. Sevmediğim de çok yanı var. Şu an bahçemde dolaşıyorum mesela. Biraz sevdiğim yanlarından bahsedeyim. Mesela gerçekten bu insanların yanında aç kalmazsınız. Böyle bir Halil İbrahim sofrası bereketi vardır ve o sofradan herkes tok kalkar. Hani karnım aç, bana yemek ver dediğinde illaki, ya tabii bu kadar kaba değil, illaki sana yemek veren, illaki sana sofrasını açan bulunur. Hatta bu o kadar böyle genetiğimize işlemiş ki, ben 27 yaşındayım mesela, sadece çocuklukta yazları geliyordum buraya. Onun dışında işte son 10 yılda da kendim istediğim zamanlarda geliyorum. Bakıyorsun, işte ben de herkesi doyurmaya çalışıyorum. Elbette bunun aile faktörü var, anne baba faktörü var. Hani gördüğün şeyler var ama eğer bir bisküvim varsa bunu hani masadaki 8 kişi de yesin, herkesin karnı doysun ya da işte bir yemek yapıyorsam hep böyle kalabalık, hala tek kişilik yemek yapmayı bilmiyorum ben yani. Bizim aile 5 kişilik. Ben hep 5 kişilik yemek yapmayı biliyorum ya. O da minimum. Onun dışında iyi yönleri, sanırım en iyi yönü bu ya. En iyi ve en güçlü iyi yönü bu. Misafirperver de denilebilir onlar için. Ama aynı kapıya çıkar mı? Tartışılır. Ya bence misafirperveri ayrı bir konu olarak alabiliriz. Gel gelelim kötü yanlarına. Kötü yanları gerçekten saymakla bitmiyor. Çünkü ne yazık ki yobazlar. Ne yazık ki dünya onların etrafında dönüyor zannediyorlar ve dünyayı da tepsi zannediyorlar. Tepsi şeklinde olduğunu zannediyorlar. Çok tanımadığınız biri, belki mahallenizde, aynı mahallede, aynı sokakta oturduğunuz biri. Örnek veriyorum, işte seni gelip kolundan itekleyip şey diyebilir. Çok kilo aldın, işte kalk yürü. Kalk bir hareket et. Ya da işte yaptığın yemeğe laf etmek için, işte sen de avrat mısın, sen de kadın mısın der yani diyebilir. Ama hani bunlar mesela onların ifade etme biçimi olsa da çok kaba. Ama şuna kadar da varıyor yani. Hani mabedindeki kıl sayısına kadar sorabilir sana. İşte evlenmediysen niye evlenmedin? Evlendiysen niye çocuk doğurmadın? Neden ikinci çocuğu doğurmadın? Neden işte şunu yapmadın, bunu yapmadın? O kadar çok ki. Ama doğa olarak şöyle bir şey var. Şimdi insanları böyle özetleyebilirim. Ama işin doğa kısmı çok daha güzel ilerliyor. Işık bu taraftan geliyor. Bozkır bence insanı sanatçıya çeviren bir coğrafya. Çünkü yani mesela daha böyle Ege Akdeniz civarında bulunsanız çok fazla meşgaleniz var ve hani gerçekten daha eğlenceli bir sürü şey bulabilirsiniz. İşte burada bostan ekeceksiniz, ağaç sulayacaksınız. Efendim söyleyeyim, iş yapacaksınız. Gönlünüzü gezdirebileceğiniz, kendinizi eğlendirebileceğiniz pek bir şey yok burada. Ben her buraya geldiğimde muhakkak bir şeyler yazarım. Dolu dolu giderim yani, bir şeyler okurum. Hani İstanbul'daki dengemden ziyade. Yine de şeyi hissediyorum. Buranın kendine ait bir büyüsünün olduğunu. Şu geliyor aklıma. İşte bir arkadaşımla oturuyorduk. Yazdığım bir şiiri göstermiştim. Ben şiir yazıyorum. Çok paylaşmasam da sevdiğim şiirlerim var. İşte dedim ki keşke dedim ya Prag'da da olsaydım. Ben o kadar güzel şiirler yazardım ve bu şiirler o kadar görünür olurdu ki. Durdu, şiirlere baktı, bana baktı. Şöyle bir düşündü ve dedi ki
Sen dedi Prag'da doğmuş olsaydın bu şiirleri yazamazdın. Yani çünkü bu şiirler bu coğrafyanın, şu anın Elif'inin, bu toplumun sorunları. Yani hepimiz hayalimizde kondurduğumuz yerlerde daha güzel şeyler yapabileceğimize inanıyoruz. Muhakkak yapabiliriz pek çok şeyi. Ama buradaki o oryantal, o egzotik tat başka yerlerde aynı şekilde tınlamayabilir. Özetle İç Anadolu fena bir yer değil. Eskiden ağlaya ağlaya zorla gelirdim. Şimdi yaşlanmanın da etkisi var. Ve elbette işte kendi ailemin evinin olması, bu evin güzel olmasıyla da ilgisi var. Her sene mutlaka zaman ayırıp geliyorum. Hala önyargılara sebep olsa da ben İç Anadolu olmayı seviyorum galiba ya.